Herkese selamlar dostlar. 10 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 7 adet mücadelem var. 6 tanesine yüksek oran hatta bir tanesine direkt yüksek oran. 5 tanesine ultra yüksek oran. 2 tanesine falan skor. Bir tane sadece idealim var. Sizlere videonun sonunda bir ideal kombine de vereceğim. Öncelikle bugünden bahsedeyim. Ekrana rapor gelmeden önce bir maç skorum var onu sorayım sizlere. Barcelona Galatasaray maç skoru ne olur? Bilenlerden iki kişiyi Mart ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarına dahil edelim. Zaten şu an ne skorunu sordum sizlere? Stin'in skorunu pardon Paris mücadelesinin skorunu sordum. Maç oynanacak daha saat burada 4.12. Ee, çekim yapıyorum yani video çekiyorum. Atacağım yükleyeceğim yarının kombinelerini yazacağım yapıştıracağım gideceğim. Barcelona maçının maç skorunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir tane kombin önerisi yaptım bildiğiniz üzere. Bunu YouTube'da da paylaştım zaten. YouTube'da paylaştım derken bu iki maçın ideal tercihini böyle yaptım. Üç maçım vardı. Üç maçın e, Bournemouth mücadelesi vardı, Bayern mücadelesi vardı bir de Liverpool maçı vardı. Ben sadece bir kombine yaptım bugün. Bayern Münih mücadelesine ilk yarı bir verdim. İdealden. Liverpool maçına da sizlere de önerdim. Inter'in atacağı bir gol. KG değil. KG de olabilir. Zaten maç skor beklentim 2-1 skordu. 2-1 Liverpool galibiyetiydi. Fakat zaten 2-1 beklediğimden dolayı Inter'in bir golünü oran açmışken ben değerlendireyim dedim. Böyle bir kombine yaptım. Kazandık. Liverpool'da Salah nasıl kaçtık? Salah'ın iki tane direği var zaten. Bir tanesi boş kale neredeyse. Luis Diaz'ın 2 metreden atamadığı pozisyon var. Daha doğrusu Vidal ayak koydu güzel bir şekilde. KGS'den yatan çok fazla kişi var tabi. Fakat deplasman 0.5 üst yaptık. Buradan kazandık o benim şansımız oldu açıkçası. Değerlendiren herkese tebrikler. Bormut mücadelesi de 1-1 bitti. Onu da söyleyeyim. 22 tane şut çekti. Bir tanesi. iki tanesi kaleye buldu zaten. 1-1 bitti. Sonuncuya puan verdi. Onu geçelim. Bir de yüksek misli önerdim ben sizlere. Sizlere diyorum. Yüksek misli grubundaki arkadaşlara. Bayern Münih mücadelesine ilk yarı biri güveniyordum ben. Hatta dedim ya Bayern patlama yapabilecek dedim. İlk yarı üç üstünü de Yusuf'ta da önerdim. Yüksek oranda da önerdim. Maç sonu 1.5 üstünü de yüksek oranda önerdim bu arada. Bakın bir tane arkadaşımız nasıl atmış. Hatta soruyorum paket Batuhan isim. Batuhan isimli WhatsApp iletişim adlı olduğundan dolayı Leva bize çalışıyor yazmış. Dedim o da kangal tipsiz diyor. Kaç attın kaç aldın. Mantık bu. Yüksek atıp güzel para elde edip onunla ideal kombinasyon oluşturursunuz, Şey yaparsın. 1500'e 2100 lira. Allah bereket versin. Zaten yüksek mislinin amacı bu. Bizim böyle çok güvenli bir maç oluyor. Atıyorum. Gelirse işte 600 lira kar. Mis gibi. Kim kime kim ya. Biz 90 dakikada 600 lira verir. Bugün olmuş şeyler bile. Yüksek fiyat. Şimdi yüksek mislinin ilk yeri birini zaten önerdim burada. Bu geldi. Onun dışında şöyle baktığım zaman da. ya bir şey göstermeyeceğim. Video uzamasın. Direkt maçlara geçeyim. Sevilla Weston mücadelesi. Ondan önce baylar. Ondan önce Artı 300'ün üzerinde like attığınız için çok teşekkürler. Yine aynı şekilde sizden artı 300'ün üzerinde like bekliyorum. Güzel like seviyesi gelirse Cuma gününe de bir video çekerim. Ona, ona da bir kombin önerisi yaparım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Sizden ricam artı 300'ün üzerinde like seviyesidir. Şimdiden like atan herkese teşekkürler. İlk mücadelem Sevilla-Weston mücadelesi. Bu maça tek bir tercihim var. O da yüksek oran. Şimdi burada Sevilla'yı favori göstermişler. Fakat şundan da favori göstermişler olabilir. Çünkü şu an oyun olarak bu iki isim birbirine denk olabilir. Fakat bu kupanın gediklisi Sevilla takımı. En çok müzesine götüren takım Sevilla sanırım bu kupayı. Yanlış mı biliyorum? Doğru herhalde. Kupanın en tecrübeli isimlerinden veya en tecrübeli ismi burada Sevilla olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda. Tüm takımlara baktığımız zaman da. Ondan dolayı kendi evinde bu şekilde favori gösterilmesi bence normal. 1.84 oran açmışlar. Weston'da keza öyle kaliteli bir ekip olduğunu zaten Premier Lig'de nasıl sistemi bir takım olduğunu zaten Moyes'un nasıl işler çıkardığını hepiniz gördünüz. Ben burada Sevilla'nın geleceğini düşünmüyorum öncelikle onu belirteyim. Fakat galibiyetine de gitmek istemiyorum açıkçası. West Ham'a karşı ben West Ham'ı karşıma almak istemiyorum. Çünkü onlar da çok güzel futbol sergiliyor. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. Tek tercih yüksek orandan. Şunu da belirteyim. Sakatlık cezalı var mı diye baktım. Ama ev sahibinin Delaney bu maçta olmayacak kart cezalısı. Deplasman'da bir sıkıntı yok. İlk 11'i, ideal 11'i sahada olacak. Ben bu mücadelenin 2-3 gol bandını aşacağını düşünmüyorum. Bu aralıkta sıkışır bu mücadele. Bakın tek tercih öneriyorum. 1.78 gibi güzel de bir oranı var. Ben bu mücadelenin toplam golünün 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Başka da bir tercihim yok bu mücadeleye. Geçiyorum. Bir diğer mücadelem Sılvar Yaprak'la Last mücadelesi. Şunu söyleyeyim. Bakın. Ev sahibini geçtim. Sılvar yaparak gününde olursa Lask'a handikap bile atar yani. Onu söyleyeyim. Las zaten bitirdi. Ligi bitirdi bunlar. Ayın 6'sında bitirdi. Son maçını oynadı. Küme dişime playoff maçları oynayacaklar. Bak Sılvar yaprak kendi ligine zaten çok iyi bir şey veriyor. Yarış veriyor. Zirvede şu an sanırım. 60 puan 60 puan. Onlara bir araştırdım ben de anlatacak. Söyleyeceğim diye videoda. <laughs> pardon. Sılvarya Prag dediğim gibi gününde olursa çünkü Fenerbahçe maçında izledik. Kendi evinde nasıl pozisyonlara giriyor? Biraz daha şanslı olsa 5-6 e atacaktı Fener'e zaten. Bir sürü de kaçırdığı pozisyonlar. var. Lastik'te la Fenerbahçe'ye şöyle karşılaştığımız zaman da çok bir fark seviye görmüyorum açıkçası. Karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum da. Kendi evinde en azından Sılvarya Prag bu maçı alır diye düşünüyorum. Maç sonu direkt sizlere taraf olarak önereceğim. 1.59 gibi oranı var zaten. Bence güzel oran riske değer burada. Onu geçtim. 2.55'ten bir handikap da önermek istiyorum burada. Şöyle 2.55'te oranı var. Yani burada ev sahibini alacağını düşünüyorum ben Prag'ın. İzledik Fenerbahçe maçında zaten. iki maçı da izlediğimizden dolayı. Kendi evinde de ekstra bir farklı oynadığından dolayı ki kendi ligine baktım bir de kendi evinde ligde nasıl oynuyor kendi evinde. 11 maçta 29 tane gol atmış Prag takımı neredeyse kendi evinde 3 gol ortalaması olan bir takım. Ben burada direkt galibiyetine gideceğim. Yüksek oranlarla 2.55 gibi oranlarda da bir handikap denemesi yapılabilir sistem kuponlarınızda. Les United'la ile Aston Villa mücadelesi. Son Les United maçını ben KG var olarak değerlendirdim. Çok da güveniyordum açıkçası. Hatta ben o maça şunu da belirteyim. Yüksek misliğe de attım KG varını. Dedim ki bu maçın KG varı gelir dedim. Leicester top oynayamadı. Bir kere geldi doğru düzgün. Bir tane ikiye bir yaptı. Barnes'a gol attırdı. O da 4 Leicester maçında gol atıyormuş. E, pardon. 4 Leicester United'da le oynadığı maçta 4'ünde de gol atmış. Öyle bir istatisti var. Garip şekilde. Bir duvar pası yaptı. Golü attı. Leicester United Rapinha şey kalenin dibinden kaçırıyor. O Harrison kaçırıyor. Benford girmedi. Bu maçta olur mu bilmiyorum. O da teknik direktör maç şöyle bir açıklama yaptı. Benford dedi hazır değil dedi. Yani aldık kadroyu dedi. Fakat takımın motivasyonu yükselsin diye aldık dedi. Hatta son bir değişiklik hakları vardı. Isınıyordu girecek mi girmeyeceklerken derken oyunu almadı zaten. Onu da belirteyim. Bu maçta oynar mı? Belki ikinci yarı girebilir diye düşünüyorum. İlk 11'e yazmazlar Denford'u. İleride yine James oynayacak diye gözüküyor zaten. Valla ben Leicester United'in kendi evinde burada gol bulmasını bekliyorum. Şunu söyleyeyim. Bir golü var Leeds United'in. Leicester maçında çok inanılmaz futbol sergiledi. Aston Villa maçını da izledim. 4-0 gibi kazandı. Southampton savunmasını dağıttı. Nasıl dağıttı biliyor musunuz? Özellikle Coutinho'nun o atlı kilit paslarla birlikte savunması adeta dağıldı diyebilirim. Yani 3-4 tane öyle çok pas geçince adamların zaten morali, de ulan dedi bu pas nasıl geçiyor dedi ya. Sürekli bir Coutinho atıyor, o atıyor derken sürekli bir pas geçiyor. Watkins'i güzel beslediler. Deneyings yine normaldi. Ekstra bir oynamadı yani. Normal bir seviyede oynadığını söyleyeyim. Ekstra bir performans göstermedi son maçta. 4-0'lık maçta. Coutinho çok iyiydi hatta asistlerini yaptı. Golünü de attı zaten ikinci yarının başında. Valla 10 numara bir KG var maçı. KG varını ben aldım bir 45'ten kombineme de koydum. Sizlere önereceğim kombinenin ilk maçı zaten Nesli United mücadelesi. KG varını aldım. Aston Villa da formda. güzel bir KG var maçı olur diye düşünüyorum. Onun dışında ne önerdim ben şöyle baktım. Şöyle 2.41'lik oranı var ya şey, Ben ev sahibinin burada 2 gol atmasını bekliyorum Les United'sın. Son maçta güzel bir etki yarattı. Çok da güzel oynadı. Mağlup oldu 1-0 fakat dediğim gibi inanılmaz bir oynadı. Yüksek oranlarla burada Les United'sın atacağı iki gol. Benim yararlandığım yazılımda da şunu belirteyim. 1-2'lik skorla Aston Villa galip, galip göstermiş yani. Ama ben Les United'sın burada zorlayarak ikinci golü de bulmasını bekleyeceğim. Aston Villa da sağlam ekip fakat temposu yüksek bir maç olur burada. KG var idealdir. Atacağı iki golle Lesmin benim burada yüksek oranlı önerimdir sizlere. Atalanta Level Kuzen mücadelesi. Bu maç hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Biraz hızlı geçeyim bu mücadeleyi. Asıl önemli olan benim burada yüksek oran ve skor tercihim var burada. Bir skor önereceğim sizlere. Yani ne olur bu maç? Zaten Level Kuzen'den pozisyona girecektir. Atalanta'da KG varı bir alabilirsiniz idealden. Ama ana kombinlerinize koymayın. Çünkü bu maça çok fazla yüklenme olacaktır. Ama maçın zaten bekleneni bir KG var tabi. Sizler de muhtemelen öyle düşünüyorsunuz. Bu maç zaten herkes gören KG var. Direkt yapıştır. Fazla düşünmeye gerek yok bu maçta. Bence. KG var yapışabilir. Benim sizlere önerim şu olacak. KG var aldınız mı? İdeal kuponlarınızı alabilirsiniz. Ama ana kuponunuzu almayın. Onu da belirteyim. Ben sizlere şöyle bir öneri yapmak istiyorum. 3.35. ekranla şöyle bir arayın. 3.35 ne var? Bir bakın. Handikap 0. Bakın. Atalanta'nın tek farklı galibiyetini bekliyorum. Eksikler var mı Atalanta'da? Var. Kim yok? Zapata bu maçta olmayacak. Ilitch'iş de bu maçta olmayacak. Zapakos da şüpheli. Olursa çok iyi olur Zapakos'ta. Kanat beki çok etkili oluyor. Deplasmanda Kerem Demirbay, cezalısı. Bellarabi, sakat, Patrick Schick, sakat. Önemli isimler bunlar. Dediğim gibi Atalanta burada galip gelir. Tek farklı galibiyetini bekliyorum ama ben. KG var idealden aldım. Onu zaten alabilirsiniz diyerek söyledim. Tek farklı galibiyeti 3.35 gibi oranı var. Skor beklentim de 2-1'lik 7.40 gibi orandan Atalanta'nın 2-1 skorla kazanmasıdır. Burada hem benim dediğim KG var tercihi geliyor. Hem burada handikap sıfırım geliyor hem de 2-1 skorum geliyor. Tabii benim istediğim düzeyde geçerse maç. Barcelona Galatasaray mücadelesi. Şimdi maç skorunu mutlaka yorumlara yazın. Söyledim zaten. Bilenlerden iki kişi katıl Telegram gruplarını Mart ayının sonuna kadar dahil edeceğim. Baylar. Şimdi Galatasaray'ın bekleri zayıf. Bunda en fikir miyiz? Bence en fikiriz. Bekleri zayıf. Barcelona'nın da o forvetteki kanat oyunundaki kanat futbolcuları ciddi anlamda fark yaratan cinsten. Barcelona'da zaten hafta içinde de değerlendirdik. Maç sonu 2 4.5 alt olarak YouTube'da değerlendirdim. Maç sonu 2 1.5 üst olarak da şeyde değerlendirdim. Katıl grubunda kombineme koyduk. O kombine de kazandı zaten. Benim önerim şu. Şimdi Galatasaray nasıl oynayacak? Galatasaray'ın burada gol beklentisi ne? Ondan bahsedelim. 0-1. Yani 2 gol atamaz Galatasaray bence. Atarsa bir gol. 0-1 Galatasaray yazdım gol olarak. Bir tane atarsa zaten öpsün başına koysun. Ama atabilir mi atabilir bir golü? Barcelona kaç atar? Şimdi Barcelona'ya ben şöyle yazdım. Biraz farklı bir aralık olacak. ya onu ben de biliyorum dersiniz. Mesela 2 3 4. Yani Barcelona'dan böyle bir şey bekliyorum. En az 2 bekliyorum. En fazla 4 bekliyorum Barcelona takımından atacağı gol. Ben şöyle bir öneri yapacağım. Bakın ilk yarı biri aldım ben zaten buradan. 1.38 gibi oranı var. Kombinemede koydum zaten. Les maçıyla kombinelim bu mücadeleyi. İlk yarı biri koydum. İlk yerden bir Barcelona galibiyeti gelebilir. 1-0-2-0 bekliyorum. İlk yarıdan Barcelona. Ama şöyle de bir şey var. Galatasaray ne yapacak? Direnecek. Hatta Semih Kaya şöyle bir açıklama yaptı. Vallahi dedi sabah kahvaltı yapıyorduk. Kerem'e de söyledim dedi. E, röportajını anlatıyor. Bunu ben uydurmuyorum bu arada. Uyduruyor gibi anlatıyorum da doğaçlama anlatıyorum. Ondan öyle geliyor. Dedim ki yani şey çıkacağına dedim. Braga Mraga geleceğine dedim. Barcelona gelsin dedim ya diyorum. Güzel güzel oynarız. Yani bunlar da bir motivasyonla oynayacaklar. Barcelona öyle oynayacağız. Real Madrid'le zamanında, Juventus'la zamanında bu takım şov yaptı. Doğru mu? Ebu vuruyor o dışarıdan, Ronaldo bakıyor. O cinsten. İlk geri bir aldık mı aldık. Fakat şöyle de bir, daha önce hiç böyle bir tercih önermedim burada. İlk defa önereceğim sizlere de. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktım. İlk yarı 4.5 üst korner. 1.78 gibi oranı var baylar. Neden bunu aldım? Galatasaray'dan dolayı. Galatasaray burada kapanacağı için Barcelona'da kanatları kullanıyor. Yani Penya'da şöyle 2-3 tane top çıkarsa kornere gitse. Ben burada ilk yerden 5 tane korner gelebilir diye düşünüyorum. Bu da benim yüksek oranlı tercihimdir. Bol şanslar. Rangers Kızıl Yıldız mücadelesi. Hala ben Rangers'ı inanılmaz bir şekilde beğeniyorum. Sizler de zaten Barcelona maçını izledik. Yüksek mislisini yaptık. İdeal koyduk kazandık. Her türlü bize ekmek yedirdi Rangers takımı. Bir saniye şuradan şunu açabilirsem. Aynen. Şimdi Rangers'ta arkadaşlar şöyle Kent takımı Kent var. Kent takımı diyorum. Kent sol açıkta. Ben zaten son maçta da özet söyledim. Ya bunların zaten özetleri uzun oluyor egzende. 7-8 dakikalık özetleri oluyor. Takımın neredeyse her girdiği pozisyonu, nasıl oynadıkları göz yani o uzun özetinde her şeyi görebiliyorsunuz açıkçası. Bu Kent arkadaşlar sol tarafı otoban eden bir takım. Ama şunu da belirteyim. Kızıl Yıldız tam bir kapalı kutu. Ne yapacağı belli olmaz bu takımın. Onu da belirteyim yani. Bu Kızıl Yıldız'ın karşısına bahis alacağım ben şimdi. Ama bu Kızıl Yıldız da kapalı kutu. Rangers'ı izlediğimizden dolayı, Dortmund'u da elediğimden dolayı Kent, Morelos gibi isimler sağlam. Sakatımız yok önemli. Onlar sağda olacak. Şöyle bir hacimiz sakat. Onu zaten sakatlı sürüyordu. Tamam. Ben burada Rangers'ın kendi evinde bolca pozisyona girmesini bekliyorum. Rangers'ın ben burada bir galibiyetini sizlere direkt önereceğim sonu bir direk aldım. silvayla bırak gibi bunu da direkt taraf galibiyetine gittim. Korkmuyorum. Orkan'ın çocuğu olmazmış. Maç sonu biri direkt 1 yazdım Rangers'ın. Performansını beğendim. Geçen maçlarda Dortmund'a karşı inanılmaz oynadı. Ya yani yüksek orandan ne yapabiliriz? Hemen. 2-0-7'lik oranı var. İlk yerden bir Rangers galibiyeti. Yakışır mı? Yakışır. Şunu da belirteyim. Kızıl Yıldız'ın ben burada 2 gol atmasını zaten beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Kızıl Yıldız burada 2 gol atamaz. Zaten atacağı bir gole 1 gole 1.46 gibi oran açmışlar. Burada benim skor beklentim de 2.000'lik bir Rangers galibiyeti. Ben bunu yazmadım not olarak. Yüksek orandan direkt 2 yeri birinin yazdım ben buraya. Ama bunu da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Son maçı Bodo. Akmar mücadelesi her iki takım tempoyu seven takım. Alkmaar son dönemlerde Hollanda Ligi'nde inanılmaz formda. Deplasmanda olsun. Takımın deplasmanda gol atma alışkanlığı var baylar. Bu alışkanlığını sürdürebilen takımlardan bir tanesi bu Alkmaar takımı. Bodo'ya da gol atabilir. Ben Bodo'nun bu sefer ne demişler? Bükemedin bilin, bileğin elini öpersin. Böyle bir söz var. da. Gecenin 4.30 oldu. Kusura bakmayın. Bükemedin bileği öpersin derler ya. Bodo da benim yani bileğini bükemedik modunu. Celtic takımına güvenerekten söylüyorum bu maçı. Orada da bizi yatırdı. Doğru mu? Doğru. Burada hiç tarafa bulaşmıyorum. Atacakları karşılıklı gol var. Alalım çıkalım. Güzel bir maç olur. 1-1'e bir gelir bu maç zaten. O yüzden direkt idealden KG varı aldım. Benim 7 maçım bu şekilde. Hem idealden hem yüksek oranlı tercihleriyle anlattım. Emeği saygı açısından videoya bir, bir like atarsanız sevinirim. Gecenin saat 4.30 oldu. Severek yaptığımı da belirteyim. Umarım güzel bir kazanç elde ederiz maçlardan. Kombin önerim ekrana gelsin. Kombine önerim ne baylar? Şu şekilde. İdeal bir önerim olacaktı. Tam 2 oran. 100 liraya 200 lira 10 kuruş veriyor. Onu da belirteyim. Tam 2 oranı var. Les United mücadelesinin bir KG varını aldım. Gelmesini bekliyorum açıkçası. Gollü bir maç gelir. Yüksek oranlar ne olur? Zaten anlattım ben bu maçlara hepsini. Barcelona maçına da dedim ki Barcelona bence skor bu arada Barcelona maçının skorunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bilenlerden iki kişiyi katıldılar. ala ala zaten hepinizi aldık neredeyse onu da belirteyim. İlk yerden de bir Barcelona galibiyeti gelir. Yüksek oranlarından da önerdik zaten. Benim idealim bu şekilde baylar. Değerlendirecek hepinizi, değerlendirecek herkese bol şanslar. Yazdığınız gibi gelsin diyorum. Seviliyorsunuz bol şanslar.